Arkası Yarın. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Hatıratı. 4. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Hüseyin Aydemir. Program yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Anlatan Adnan Acar. Miladi 16. yüzyıl. Batı Akdeniz buhran içinde. Endülüs'te İslam hakimiyetinin görülmesinden itibaren İspanyollar Müslümanlara zulüm ve işkence dozunu iyice artırırlar. Bu sıralarda Midilli'den çıkan Oruç Reis, Rodos korsanları ve İspanyollara karşı amansız bir cihata girişerek 1516 yılında Cezayir'i alır. İspanyolların kışkırtmasıyla yer yer isyan hareketleri başlar. İsyanların bastırıldığı sırada Hızır Reis'in ağası İshak şehit düşer. Bu sırada Klasman Kalesi Oruç Reis tarafından geri alınır. Ancak kale komutanı İbni Hamut, İspanya kralıyla işbirliği yaparak kaleyi geriden muhasara altına alır. Dışarıyla olan bağlantısı kesilir. Kalenin tahliyesi hususunda da anlaşma yapılırsa da, tahliye sırasında sözünde durmayan kefereler tarafından tuzağa düşürülen Oruç Reis şehit edilir. Oruç Reis'in başının kesilmek suretiyle şehit edilmesi Avrupa'da çılgınca bir bayram kutlamalarına dönüşmüştür. Oruç Reis'in, yani Kızıl Sakal'ın başını kesen Garcia, milli kahraman ilan edilir. Şimdi geride kalan küçük kardeş Hızır Reis, düşmandan sayılmamakla beraber, halli için Sicilya'dan büyük kaptan Mancala'nın çağrılmasına karar verilir. Bir yandan Oruç Reis'in şehit edilmesi, Cezayir'deki Türk Leventlerini perişan bir duruma düşürmüştür. Ancak kısa zamanda toparlanan Leventler, Hızır Reis'i Cezayir Sultanı seçerek, baharda harekete geçmek üzere hazırlıklara girişirler. Bu kış çok yorulduk. Ama değdi doğrusu. Yağmur, çamur, batak demeden bütün memleketi dört nal yürüdük. Değdi. Şimdi korkular zahil oldu. Her gönülden cesaret taşar. Ahali kefereyle savaşmak için kafile kafile gönüllü yazılır. Ama reis, ahaliye niçin Telamsan Bey'i size hücum ederse mukavemet göstermeyin, ona tabi gibi görünün dedin, onu anlayamadım. Mehmet karındaş, eğer biz yenilir de küffar şehre girerse bizimle birlik oldular diye ahalinin namusları mahv, malları yağma edilecektir. Oysa hain Telamsan Bey'inden yana görünürlerse belki kefere merhametli davranır. Hepsi bize katılsa kefere bizi yenemez ki reis. Biz kimseden yardım istemeyiz Mehmet. Yardım Allah'ındır. Biz kefere ile ölünceye veya onları yeninceye kadar cenk ederiz. Gelsinler. Bütün Leventler yatağınlarını sıyırmış, düşman yolu gözler. İşte İslam askeri. Sanki biraz sonra ölümüne bir cenge girmeyeceklermiş gibi şendirler. Kimi güreş tutar, kimi birbiriyle şakalaşır. Reisim, birisi koşarak buraya geliyor. Ha? Aydın değil mi bu? Beni reisim. Hayrola, bu telaşı niye ki? Geliyorlar! Düşman geliyor! Gidelim kale burcuna da görelim nicedir. ...98, 99, 100. Tam 100 fare gemi. İşte rüzgardan şişmiş ve mağrurlaşmış İspanyol donanması. Ama mağrurun hasmı Allah'tır demişler. Reisim, Telamsan Bey'i İbni Hamud'un ordusu da karadan gözüktü bak. Gelen görür inşallah. Ne yapıyor bunlar? Gemilerin içinde dolaşıp duruyorlar. Şu devdeveye bak. Parlak miğferler, renk renk bandralar. Bre kefereler, biz böyle kuru gürültü yapamış bırakacak kadar çürük yürekli değiliz. Bakın bir filika indi. İçine 4 İspanyol bindi. Sahile doğru gelirler. Vurayım mı reis? Bırakın.
Bakalım ne söyleyecekler. Gelsinler de dinleyelim. Geldiler reisim. Ne istersiniz? Kale komutanı Hızır reis siz misiniz? Benim, söyle. Komutanımız büyük kaptan Senyor Don Hugo de... Adını ünvanını bırak da ne istiyor onu söyle bana. Toplarımızı ve gemilerimizi sahile çıkardık. Kefereye bak. Bize tahta bacaklı biriyle tüyü bitmemiş çocuğu elçi yollamış. Hanginiz elçi? Ben. Kim konuşacak benimle? Ben konuşacağım. Gözüm bu herifi bir yerden ısırır ama nereden? Madem öyle, de bakalım. Karada askerlerinizi ve toplarınızı, deryadaysa gemilerinizi görürüz. Ne istersiniz? Kalenin teslimini. Ne? Ne? Kaleyi teslim etmek mi? Şimdi görürsünüz. Ses etmeyin Gazi'ye. Ses etmeyin. Demek kaleyi teslim almak istersiniz ha? Bre, siz bizi bir topalla bir çocuğa kale teslim edecek kadar korkak mı sanırsınız? Kardeşin Oruç ve İshak'ın talihlerini hatırla. Cesaretleri hayatlarına mal olmuştu. Bu adamı daha evvel bir yerde gördüm ama nerede? Bir hatırlayabilsem. Eskiden talih sizden yanaydı. Artık bizim yıldızımız doğdu. Şimdi pırıl pırıl parlıyor. Bize şimdi durmaksızın lütuflarda bulunuyor. Bu adam olabilir mi? Ama onun bacağı tahta değildi. Senin adın ne şövalye? Bu şövalyenin adı... Siz susun Gomar. Senyor kaptan, benim adım Carlos'tur. Carlos ha? Baka Carlos efendi. Biz bileğimizin hakkıyla aldığımız yeri ancak şehit olarak veririz. Daha diyeceğin var mı? Teslim ol Barbaros. Yoksa gideceğin yer kardeşlerinin yanıdır. Azizler talihini bize çevirdi. Sana öyle bir iş ederiz ki kıyamete kadar dillerde destan olur. Ne diyor bu? Atalım şunu. Celallenmeyin gaziler. Susun. Be hey kafir. Her ne söylediysen yabana söyledin. Gerek İslam'a gerek küffara Allah'tan başka kimse yardım edemez. Fakat eğer sözümüze muhalefet edersen sana bir iş ederiz ki kıyamet oluncaya dek dillerde destan olursun dedin. Bunu kabul ederim. Çünkü bu sözler inşallahü teala Allah'ın izni ve Peygamber Efendimizin şefaatiyle dediklerinizin aksine zuhur edecek. Size edeceğimiz işler bir zaman gelecek ki tarihlerde yazılıp ruhlarımızın rahmetle yağ dolunmasına vesile ve sebep olacak. İnşallah. Sen de kardeşlerin gibi helak olacaksın. Ey melunu ebedi ve hınzırı sermedi. O senin helak eyledik deyip övündüğün yiğitlerimizin hepsi cenneti alada makamlarını bulup muratlarına nail oldular. Bizler dahi onların nail oldukları mertebeyi özleriz. Öyle ölüm ancak talihli kula nasip olur. Elhamdülillah biz ümmeti Muhammed'den ve ehli sünnet vel cemaattenız. Hayatımız da pak, mematımız da. Öyle olunca bizim ne ölümden ne de sizden bir korkumuz vardır. Günah bizden gitti. Senin 600 askerin var. Bizimse sayılamayacak kadar çok. Bundan sonra olacakları sen düşün. Elinizden geleni geriye koymayın. Bildiğinizden kalmayın. Siz azizlerden yardım istiyorsanız, biz bütün kainatı yoktan var eden zevalsiz mabudumuzdan isteriz. Siz de inşallah bizim ne mertebe er olduğumuzu göreceksiniz. Şimdi gidin kumandanınıza böyle söyleyin. Öleceksiniz Barbaros. Yıkılın karşımdan. Geri geleceğim Barbaros. Tövbe tövbe tövbe. Ben bu kadar çirkin bir adam görmedim. Ben seneler evvel Endülüs'te buna pek benzer bir kafir görmüştüm ama onun bacağı tahta değildi. Haydin gaziler. Herkes tayin olduğu hizmete gitsin. Topçu topunda, tüfekçi tüfenginde hazır olsun. Kefere dediklerimizi gururuna yedirmeyip öfkeyle ve tez vakitte taarruza geçecektir.
Ya ilahel alemin, bu biçare kuluna medet ve inayet edip şu müşriklere galip eyle. İslam askerini din düşmanı olan küffarı haksar üzerine mansur eyle. Allah'ım Müslümanları kafirlere üstün kıl. Fi sebilillah gazaya niyet ettim, canı başımı bu yola koydum. Kafirler top tüfek altına girdi. Vuralım mı reis? Sakın başınızı göstermeyin. Kafir hücum edinceye kadar ses çıkarmayın. Hareket onlardan gelsin. Cenab-ı Hak zaferi müyesser eylesin. Amin. Yaklaştılar reisim. Vuralım mı? Acele etmeyin. Koy iyice yanaşsınlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kafirlere gaza niyetine vurun gaziler, koman, Allahu Ekber. Vur Allah aşkına, vur, vur din aşkına, vur. Reisim bak, ahali de bize katıldı. Vurun gaziler, koman. Kaçıyorlar reisim, kaçıyorlar. Liman gemi kabristanına döndü. Yaşasın Hızır Reis, yaşasın. Allah sizlere bize rahmet gönderdi. Gelişiniz beldemize rahmet oldu. Allah size yardım etsin. İki cihanda yüzünüzü ak eylesin. Hatta ilerisini Cezayir'e Hızır gönderdi. Kafirler şimdi yer üstü matem ederler. Şu kalabalığa bak reis. Gece yarısı oldu, hala dağılmadılar. Ne çok sevindiler seni methetmekten, ağızları kurudu. Biz bir şey eylemedik ki Mehmet. Hak Teala İslam'a nusret eyledi. Melunları perişan etti. Başları daima aşağı olsun. Amin. Şimdi iyi işit karındaş. Limanda herhangi bir baskına karşı koyabilecek miktarda tekne bulunsun. Geriye kalanlar deryaya açılıp küffar yakasına gazaya gidecek. Bütün İspanyol limanlarına amansız baskınlar edile. Turgutça'ya, Salih Reis'e söyle, gazaları mübarek olsun. Ya ben reisim, ben de gidecek miyim? Yok karındaş, sen yanımda kal. Hadi Tizel'den haber ver. Basılmadık ada, vurulmadık liman komayalar. Mesih aşkına, hangi cüretle çıktınız karşıma? 2,5 deniz haydudunun haddini bildiremediniz. Beni memleketinde güneş batmayan Ferdinand'ı diyen krallar önünde rezil ettiniz. Söyle Garcia, nasıl yenildiniz Cezayir'de? Haşmetme! Söyleyecek başka sözüm yok mu? Azizler bizi terk etti, haşmetme! Azizler bize hiç gülmeyecek mi? Endülüs Sultanlığı'na son veren şövalye ruhumuza ne oldu? Tükendi mi? O diyavolo barbarosların buradan kaçırdığı Endülüslüleri siz yok edecek, bütün mağribi alacaktınız. Hani? Yuh olsun! Ne diyorsun Garcia? Bu korsanlara yuh olsun diyorum, haşmetme. Sayın Garcia, asıl bizler yuhalanmalıyız. Çünkü içimizden artık böyle bir Barbaros çıkmıyor. Büyük kaptan dediğimiz Moncado, Barbaros'un sözlerine sinirlenip zamansız hücuma geçti. Müslümanlar fırtına gibi esti. Sonra da kucağına atıldığımız deniz bizi yuttu. Ve bu savaş böylece bitti. Hayır genç şövalye, hayır. O diyavolo Barbaros'a bizi sihirle bozdu. Büyü yaptı. Rüzgara hükmetti. Ama bir dahaki sefere kurtulamaz elimden. Eğer bir daha savaş olursa şövalye. Şimdi gevezelik edip durmayın. Bir çare düşünün. Bu haydudu nasıl ele geçiririz? Onun niyeti Cezayir'in anahtarlarını Osmanlı'ya verip vali olmaktır. İşte o zaman kötü. Çünkü ona harbi ilan etmek Osmanlı'ya harbi ilanı olacaktır. Evet efendimiz. Barbaros'un fikri budur. O müstakil bir hükümdarlığın aldatıcı cazibesine kapılmayacak kadar olgun bir insandır.
İktidarını sağlam temellere dayamak ve Cezayir'i istilalardan korumak için böyle yapacak. Efendimiz, eğer Barbaros Gran Seigneur'e vali olursa biz de içten yıkarız onu. Telemsan ve Tunus beylerini salarız üstüne. Evet, ancak böyle ele geçiririz onu. Bizim askerlerimiz savaş meydanı yerine ancak Madrid meyhanelerinde birbiriyle kavga edebilir. Tek çözüm Barbaros'u içten yıkmaktır. Haşmetmeye! Devam, ne oluyor? Malaga'dan haber var efendimiz. Ne haberi? Malaga limanı ateşler içindeymiş Haşmetmeye. Ne? Yangın mı çıkmış? Hayır. Felaket. Efendimiz. Hayır. Barbaroslar limanı basmış. Eyvah! Eyvah! Garcia, durmayın gidin. Tremsan ve Tunus beylerini salın şunun üstüne. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Hatıratı adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.